İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise sirruh. İtikat bilgileri. Ahirete inanmak, Allah'a iman gibi, Müslüman olmak için mühim şarttır tabii. Her kim ki ahirete iman eylememiştir, Allahü Teala'yı inkar etmiş gibidir. Kabir azabı ile vardır kabir sıkması. Buna da her müminin lazımdır inanması. Çünkü Resulullah'ın meşhur hadisleriyle haber verilmiştir ki vuku bulur aynı ile. Kabirde Münker Nekir adında iki melek çok korkunç suretlerde her mevtaya gelerek belli bazı şeyleri sual edeceklerdir. Kabir suallerine cevap vermek bir derttir. Kıyamet günü vardır. O gün elbet olacak. Gökler parçalanarak, yıldızlar dağılacak. Bu yeryüzü ve dağlar toz olup savrulurlar. Parça parça olur ve sonra da yok olurlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de haber verilmektedir. Bunlara inanmayan küfre kaymış demektir. Kıyamette her mahluk yok olup sonra tekrar hepsi yaratılarak mezardan kalkacaklar. Her mahlukun çürümüş et ve kemiklerine Hak Teâlâ can verip diriltecektir yine. O gün mizan denilen kurulur bir terazi. Tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Amel defterleri de uçarak o gün yine sağ veya sol taraftan gelir sahiplerine. İyiler sağdan alır, kötüler sol yanından. Maazallah kâfirlere gelir arkalarından. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. İyiler kolay geçip cennetlere girerler. Kötüler geçemeyip cehenneme düşerler. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse tereddütsüz lazım gelir inanmak. Hayale kapılarak şüphe etmemelidir. Yoksa inanmamanın cezası pek elimdir. Allahü Teala'nın yine iznine göre şefaat edecektir iyiler kötülere. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: şefaatim günahı büyük olanlaradır. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Müminler ise o gün imanın hürmetine kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar cehennem azabına düşse de her ne kadar bir müddet azap görüp sonra çıkacaklardır. Yine cennete girip sonsuz kalacaklardır. Dünya geçin. Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ana babanın rızası.
Allahü Teala'nın rızası, dinine bağlı olan ana babanın rızasına bağlıdır. Allahü Teala'nın gazabı, dinine bağlı olan ana babanın gazabındadır. Peygamber Efendimiz, cennet ana babanın ayağı altındadır buyurmuştur. Yani kişiye dinini, imanını öğreten ana babanın rızasındadır. Ana babasını razı eden kimse için cennette iki kapı açılır. Bir kimsenin ana babası zalim olsalar dahi, onlara karşı gelmek, onlara sert konuşmak caiz değildir. Çeşitli vesilelerle onların elleri öpülüp duaları alınmalı, haklarını helal ettirmelidir. Çeşitli vesilelerle ana babaya çeşitli hediyeler alıp gönüllerini kazanmalı, haklarını helal ettirmeli, dualarını almalıdır. Arada kırgınlıklar varsa bu vesileyle giderilmelidir. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, günahlar içinde bir günah vardır ki benim indimde çok ağır ve büyüktür. O da ana baba evladını çağırdığı zaman emrini dinlememesidir. Ana baba kızıp bir şey söylediği zaman onlara karşılık vermemelidir. Emrettikleri şeyleri bir an önce yapıp onları üzmemelidir. Onların üzülüp beddua etmelerinden korkmalıdır. Yanlış bir iş yapıp onları üzünce hemen ellerine sarılıp özür dilemelidir. İnsanın saadeti de, felaketi de onların kalplerinden gelen ve ağızlarından çıkacak olan sözdedir. Atılan ok tekrar geri gelmez. Onlar hayattayken kıymetini bilip hayır dualarını almak lazımdır. Vefatlarından sonraki pişmanlık fayda vermez. Onlar hayattayken ne yapıp edip onları memnun etmelidir. İmanlı olup cehennemden en son çıkacaklar, Allah yolunda olan ana babasının İslamiyet'e uygun olan emirlerine asi olanlardır. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, ''Ya Musa, ana babasını razı eden beni razı etmiş olur. Ana babasını razı edip bana asi olan kimseyi dahi iyilerden sayarım. Ana babasına asi olan bana muti olsa bile onu fenalar tarafına dahil ederim.'' Hasan-ı Basri Hazretleri Kabe'yi ziyaret ve tavaf ederken bir zat gördü ki arkasında bir zembil vardı. Bununla tavaf ediyordu. O zata dönüp arkandaki yükü koyup öylece tavaf etsen daha iyi olmaz mı dedi. O zat şöyle cevap verdi. Bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere buraya getirip tavaf ettirdim. Çünkü bana dinimi, imanımı bu öğretti. Beni İslam ahlakıyla yetiştirdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bu kimsenin yaptığını çok beğendi. Sonra o zata buyurdu ki, babanı kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf ettirsen, fakat bir defa kalbini kırsan yaptığın hizmet boşa gider. Yine bir defa gönlünü yapsan ne bu kadar hizmete karşılık olur. Eshab-ı kiramdan birisi gelip Peygamber Efendimiz'e sordu. Ya Resulallah, anam babam çok şefkatsizdir. Onlara nasıl itaat edeyim? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler. Annen seni 9 ay karnında gezdirdi. 2 sene emzirdi. Seni büyütünceye kadar koynunda besledi, kucağında gezdirdi. Baban da seni büyütünceye kadar birçok zahmetlere katlanarak seni besledi. İdare ve maişetini temin eyledi. Sana dinini, imanını öğrettiler. Seni İslam terbiyesiyle büyüttüler. Şimdi nasıl olur da şefkatsiz olurlar? Bundan daha büyük ve kıymetli şefkat olur mu? Resulü gönderdin, biz uyamadık. İslam'ın aşkına hiç doyamadık. Gaflet içindeyiz, uyanamadık. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Gaflet içindeyiz, uyanamadık.
bize acın olur. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi. Sen kulluk istedin, biz yapamadık. Kur'an'ı gönderdin, anlayamadık. Zalim nefsimizden kurtulamadık. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Zalim nefsimizden kurtulamadık. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi. Rızıklar gönderdin, şükür etmedik. Ömürler verdin de kıymet bilmedik. Kıbleye dönüp de secde etmedik. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Kıbleye dönüp de secde etmedik. Bize acın olur, yakma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi, günahkarız ama çok da pişmanız, bize acın olur. Yakma ya Rabbi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Kadi-i Ahire'de Ettehiyyatü'yü okursak, yanlış yaparsak okurken ne yapmamız lazım diye bir soru var. Şimdi Osman abi, hata ettik, yarısını okuduk veya yarısını okuyamadık. Öyle bir durum söz konusu oldu. Tekrar edersek secde-i sehiv yaparız. Tekrar etmedik, salli barikleri de okuyup selam verdik çıktık, sonra da hatırımıza geldi. Aa dedik, biz tahiyyatın yarısını atlamışız. Bir yerinden atlamışız. Namazımız olur mu? Olur. Çünkü tahiyyatı okumak farz değil. Tahiyyat miktarı oturmak farz. Farz yerine gelmiştir. Farz yerine geldiği için namazı kurtulur. Peki kıyamlı olsaydı? Kıyamda olsaydı? Kıyamda da diyelim ki böyle 5-6 ayetlik bir sure okuyordun. İlk üçünü okudun. Ondan sonra işte 5 ayetlik bir sure diyelim. Üçünü okudun. Dördünü atlamışsın. 5'e geçmişsin. Namazı kıldın, bitirdin. Aa dedin ya, ben dedin böyle böyle yapmışım falan. Orada da yine kitaplarda buyuruyor ki 3 ayet kadar okumuş olsa, Kevser suresi kadar okumuş olsa
Yine zam usulü okumuş olur. Secde-i seyfe bile gerek yok buyuruyor. Yine namaz sahih olur buyuruyor. Bu soruyu daha önce şey yapmıştık, sormuştuk buna benzer bir soru ama yine bir böyle bir soru var. Adamın küstüğü komşuya hanımı da küsmesi şart mıdır? Hanımının da. Şimdi Mustafa Bey, bu komşuluk, ondan sonra aile içi, atakel, neydi o? Ataerkil aile tipi dediğimiz aileler yıkıldı. Yani anne, baba, dede, nene aynı evde oturuyordu huzurlu bir şekilde. Şimdi artık insanlar birbirlerini çekemiyorlar. Hatta karı koca birbirini çekemiyor. Doğru mahkeme kapısına çıkıyor. Veyahut da birbirlerine aynı şekilde hakaret ediyorlar. Ya da birisi işte nefsin ağır geldi diye kaldırıyor. Aynı şekilde karşısını öldürüyor. Birisi hapse, birisi mezara gidiyor falan filan. Öyle bir durum oldu. Bunun sebebi İslamiyet'ten uzaklaşmanın neticesi. Efendim bunlar Müslüman. Doğru, zahiren Müslüman. İnsan Müslümanım demek suretiyle karşıdaki buna hüsnü zanneder. Ama o hüsnü zannedenin bunu kurtarmaz. Ya ben Müslümanım diyorsa karşıdaki sen kafirsin demez. Demez. Yani tamam. Ama... Demez. Ama aması var işte. Yani onun Müslüman olup olmadığını kendisiyle Allah-u Teala bilir. Hele bir de küfre sebep olan şeyleri açıkça yapıyorsa, açıkça söylüyorsa artık karşısındakine Müslümanım demesinin de bir kıymeti kalmaz. Çünkü ben mesela duydum diyelim. Adam küfre sebep olan şeyler söylüyor. Yani kafirlerin ibadetlerini beğeniyor, övüyor. Ben bunu duyuyorum. Tövbe de ettiğinde duymadım. Ben şimdi buna Müslüman diye hüsnü zan edemem artık. Benim hüsnü zanım da bitti. Hüsnü zanım da bitti. Onun için mesela böyle aleni işlenen günahların tövbesi de aleni olur ifadesi geçiyor kitaplarda. Açıktan. Açıktan. Şimdi insanların birbirlerine tahammülleri kalmamış. Yani kadının kocasına, kocanın aynı şekilde hanımına, anne babanın evladı, evladın anne babaya tahammülü kalmamış. Komşunun komşuya da tahammülü kalmamış. Halbuki kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, Allah-u Teala rahmet eylesin, bunu nakletmeden önce Enver abilerinin o sözü hep hatırıma geliyor. Cağaloğlu'nda da tekerete falan yoktu. Ben milli eğitimden ayrıldığım zamanlar doğru toplantılar oluyordu. O toplantılarda Enver abiler zaman zaman ilk defa duyuyordum. Zalim olmayın, mazlum olun, ezen değil ezilen olun. Allah Allah dedim, ne demek istiyor? Yani şimdi söylediği söz sıradan bir söz değil. Yani kimseden de duymamışım bugüne kadar. Sonra kitapları okuyorum. Yani bir gün Enver abiler kendileri de açıkladılar. Dediler ki, hani kitaplarda anlatılıyor. Ahirete mazlum olarak gidesen alacaklısın. Ve orada para, pul, avukat, mavukat falan hiçbirisi geçerli değil. Zerre kadar hakkın olmuş olsa kul hakkıdır bu. Ezilensin, hatta mazlumsun. Boynunda asıl gelir zaten mazlumun o hakkını. Ya Rabbi bu dünyada güçlüydü, kuvvetliydi, beni ezdi. Şey yaptı, ben şimdi hakkımı isterim. Peki ne yapacaklar? Karşı tarafın sevabını buna. Peki efendim, karşı tarafın sevabı bittiyse, yüzlerce binlerce kişiye zulmettiyse, bittiyse, o zaman hak sahipleri diyeceklermiş ki, bizim günahımızı al, ona yükle. Bu şahsın günahlarını ona veriyor. Yani çok alacağı varsa diyelim ki günahının %50'sini oraya yükledi. Geriye kaldı %50. Bir başka zalim ondan da alacak. %50 doğrusu da adamın günahları bitti. Değil mi? Evet. Ne oldu? Cehenneme gitmeyecek bu. Öbür ikisi bunun yerine cehenneme gidecekler. Akıllı kimsenin yapacağı iş midir? Mutlaka aynı şekilde alacak. Onun için de buyruluyor ki kitaplarda işte komşunun komşuya, hatta Eshab-ı Kiram buyuruyorlar ki, yok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Cebrail Aleyhisselam komşu hakkıyla alakalı o kadar çok şey söyledi ki, zannettim ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak. O kadar ehemmiyetli. Onun için ev almadan önce komşu deniyor. Komşuların iyi komşular arasında bulunmalı buyuruluyor. Ama bunun da hakları var. Yani onun hal hatırını soracaksın. İmkan nispetinde yediğinden içinden gidireceksin. Peki efendim kaç eve kadar? Bugün şimdi apartman katları var. İki dairelik diyelim ki. Karşı daireye aynı şekilde gücün yetiyor. Aynı kattaki bulunan. Veyahut efendim işte bazı mesela şeyler, binalar var. Her katta 4 daire var. Hemen dibindeki dairenin aynı şekilde hukukunu gözetebiliyorsun. Diğer üçünü gözetemiyorsun. Hepsini aynı şekilde karşılama şartı söz konusu değil. Çünkü insanlara Allah-u Teala kaldırabilecekleri yükü yüklemiştir.
Nereye kadar? Hani durumu çok müsaitti. 40 eve kadar ifadesi geçiyor kitaplarda. Peki ne olacak? Şimdi buyuruyor ki komşunun hakkına riayet edeceksin. Komşudan gelen eziyet ve sıkıntıya da katlanacaksın buyuruyor. Şimdi bu dinimizin emri. Efendim ben komşuma aynı şekilde tamam hukukuna riayet ediyorum ama onun yapmış olduğu sıkıntıya tahammül edemem. Demek ki kamil ve mümin, kamil ve olgun bir Müslüman değilim. İmanım kemal mertebesinde değil. İmanım kemal mertebesinde değil. En ufak bir şeyde bağırıp çağırıp kapıya dayanıyorsam, en ufak bir gürültüsünde aynı şekilde tabancayı, silahı çekip şey yapıyorsam, bu caiz değil. Bu caiz değil. Yani şimdi komşunun hak ve hukukuna riayet edeceksin ama komşudan eziyete de sıkıntıya da katlanacaksın. Bu komşuluk hakları içerisinde zikrediliyor. Efendim buna kim riayet edebilir? Etmiş dedelerimiz. Efendim ben edemem. Etmeye çalışacaksın. İlacı yutuyorsun ya. Acı zehir zemberek ilacı şifa işi yutuyorsun. Kalbimiz hasta. Kalbimizin de ilacı aynı şekilde bunlara sabretmek. Sabır acıdır. Ama neticesi tatlıdır. Ben efendim sabredemem. Duman ederim, herkesi darmadağın ederim. İyi güzel, güzel amelleri yaptın da sabretmemek suretiyle o amellerin hepsini giderdin. Olmadı bu. Ve karşındakini suçlu bilmen, kendini hep haklı bilmen. Bu kibirdendir buyuruluyor. Bu kibirdendir. Kalbin hasta olmasından alamettir buyuruluyor. Yüreğin hasta olması değil, kalbin hasta olması. Kalp ve yürek farklıdır buyuruluyor kitaplarda. Dolayısıyla... komşudan gelenlere de, komşudan gelen eziyete ve sıkıntıya da dikkat etmek lazım. İşte zaman zaman hep bu İslam ve toplumda da, huzura doğruda da, gönül pınarında da anlatıyoruz. Türkiye gelsin bizim sayfasında da aynı şekilde yazılıyor zaman zaman. İşte çoğumuzun bildiği evliyadan bir zat, Yahudi komşusu lağımı kasti olarak evine şey yapıyor. Ya gıkı çıkmamış yani. Temizlemiş durmuş. Oradan geldiğini biliyor. Sonra Yahudi bir bakıyor ki falan ya diyor niye söylemedin? Ve o zat açık net bir şekilde buyuruyor ki komşuya iyi muamele etmeyi dinimiz emrettiği gibi komşudan gelen sıkıntıya da sabretmeyi dinimiz emrediyor diyor. Komşudan gelen sıkıntıya sabretmeyi. Efendim ben şu tarafını alırım bu tarafını almam öyle bir şey yok. İslamiyet bir bütündür. Arkadaş bu tarafını da yiyeceksin acı olsa bunu da yiyeceksin. O zaman kamil ve mükemmel bir mümin olursun. Kemale ermiş bir mümin olursun. Komşuya zarar da vermeyeceksin. Sıkıntı da vermeyeceksin. Ondan sıkıntı geliyorsa ona da katlanacaksın. Ona da katlanacaksın. Hem iyi muamele edeceksin. İkisini de yapacaksın. İkisini de yapacaksın. O zaman sen iyi bir Müslüman olursun. Ondan sonra aynı şekilde oturup Peygamber Efendimiz'in aleyhisselam şefaatini umarsın. Büyüklerin himmetini umarsın. Son nefeste imanla gitmeyi beklersin. Allah-u Teala lütuf ve ihsanda bulunur. Eğer biz onlara sabredersek Allah Teala başka kapılar açar. Bakarsın onlar hidayetine vesile olur. Ayrıca sevap alırsın. Derecen yükselir. Çünkü dünya fanidir ve geçicidir. Eninde sonunda hani hatta bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Allah Teala dünyayı mihnet yeri olarak yaratmıştır. Bir mümin bir kertenkele deliğine girse ona sıkıntı verecek, eziyet verecek Allah Teala bir şey yaratır. Ya dünya böyle bir şey. Böyle bir yer. Onun için mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutsi Suru dünyanın derdi belası olmasaydı bu dünyanın tat tuzu olmazdı buyuruyor. Hani anlamakta zorlanıyoruz. Dereceleri yüksek amenna. Ama dikkatli bir şekilde dinleyip dikkatli bir şekilde okuyunca dünya böyle bir yer. Böyle bir yer olduğunu anlayan bir kimse dünyanın sıkıntılarına aldırış etmez. Efendim komşu eziyet ediyor. İşte hanımı kocasına eziyet ediyor. Yahut da kocası hanımına eziyet ediyor. Evlat ana babaya eziyet ediyor. Ana baba evlada eziyet ediyor. Komşu komşuya eziyet ediyor. Burası böyle bir yer. Peki kim karlı çıkacak? Sabreden. Men sabera zafira. Sabreden. Efendim zor. Doğru. Ya %100 sabredemiyorsa %99'a indir bunu. Sonra 98'e, 97'ye derken %90 aynı şekilde sabredemezsen bile %10 sabretmeye başlıyorsun. Bunun bereketine %20'ye çıkar, %30'a çıkar, %40'a çıkar. %50'yi geçtiğin zaman da salih veya saliha kul olursun. Salih veya saliha kul olursun. Şimdi okuyorsun, onlar mübarek. Durup dururken mübarek olunmaz. Ve ben mübarekim demekle de mübarek olunmaz. Değil mi? Öyle. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Biz programlarda Enver abiden sık sık mesela naklediyoruz. Niye? Ya Enver abi İhlas Holding'in patronuydu değil mi? Patron emreder, amele de yapar. Biz öyle görmedik Enver abiden. Biz Enver abiden öyle görmedik.
Biz hasbelkader 3-5 arkadaş çalıştığımız yerde diyelim ki masamız üzerine peynir, zeytin, simit falan koyduysak orada birimleri gezerken görse falan filan hem buyurmaz mısın falan, hemen şak diye oturur falan, bizim gibi simit, peynir, ekmek yerdi falan, değil mi? Ben patronum, patron adamım, böyle simit bir yer, çay içer falan demezdi yani. Ya biz bunu, ve bu da tabii bir şekilde yapardı. Ve biz açık net bir şekilde gördük, insan böyle olur, Müslüman böyle olur dedirtiyordu. Yani tepeden bakarsın falan, aynı şekilde oraya gelmezsin, ben kimim ki oraya gideceğim falan dersen. Evet. Kibirlerini tek olursun. Yani kibrin ne olduğu, tevazunun ne olduğunu biz Enver abinin o yaşayış ve davranışlarından bizzat yakinen gördük. Ve şimdi Enver abiyi görüp, Enver abiyi aynı şekilde duyup, yaptığı hayatını okuyup ondan sonra ya çok güzel böyle olmak lazım deyip aksini yapmak, ben Enver abiyi çok seviyorum demek yalan olur. Efendim ben Enver abi kadar yapamam. Doğru. Amenna. Eshab-ı kiram aleyhinden efendilerimizin hepsi eshab-ı kiram. Peygamber Efendimizin eshabı. Radiyallahu teala anhum ecmain diyoruz. Allah-u Teala onlardan razı olsun, şefaatlerine ayrı olsun. Hı. Ama hiçbiri Hazreti Ebubekir değil. Hazreti Ebubekir zirvede. Ondan sonra Ömer İbn Attab, ondan sonra Osman bin Affan, ondan sonra Ali bin Murtaza, Rıdvanullahu teala aleyhim ecmain. Ehl-i Sünnet alimleri bu sıralamayı yapmışlar. Biz kendimiz değiliz. Onların sıralamasını naklediyoruz. Dolayısıyla hepsi aynı değil bunun. Ama hepsi eshab-ı kiram olduğu için hepsini seviyoruz. Yani birisini çok seversin, birisini az seversin ama düşman olamazsın buyuruyor. Dolayısıyla evliya-i kiram da öyle. Derece derecedir. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri de evliyadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de evliyadır. Nalıncı Baba da evliyadır rahmetullahi aleyh. Ama hepsinin derecesi, hepsinin anlayışı, idraki farklı farklı. Allah-u Teala farklı yaratmıştır, farklı muamele ediyor. Dolayısıyla biz diyelim ki komşularımızla aynı şekilde terbiye edileceksek veya komşularımız vasıtasıyla imtihan edileceksek, o zaman sabır acıdır ama o sabrı yudum yudum yutmak mecburiyetindeyiz. Kemale ermemiz, imanımızın kemale ermesi için buna riayet etmemiz şart. Aksi halde uygun değil yaptığımız. Hocam bir soru daha var. Bir dinleyicimiz diyor ki ölen kişi daha önce vefat etmiş olan anne baba veya kardeşlerini görür mü veya orada görüşürler mi? Tabii görüşürler, ölür ölmez. Ancak bir şeyi anlatıyorlar. Niye anlatıyorlar? İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh Dürretül Fahire bu kitap Kıyamet Ahiret diye tercüme edilmiş. Hakikat Kitabı ve yayınlarındandır. Dolayısıyla o kitabın ilk 30 sayfasını her zaman okumalı. Hele böyle nefis azgınlaştığı zaman falan. Çünkü ölüm halleri anlatılıyor. Orada buyuruluyor ki insan ölünce kitaplı kitapsız kafir, mümin, ehl-i sünnet veya itikadı bozuk kim ölürse ölsün, ölür ölmez. İmanını kurtaranlar buyuruluyor, illiyyun denilen yerde bekletilir. Mümin olarak gitmiştir. İmanını kurtaramayanlar siccinde bekletilir, hapistedir. Eğer siccine gittiyse illiyyuna giden bununla görüşemez. Ruhu illiyyunda olan, siccinde olanla görüşemez. Ama efendim günahı vardı, şey vardı falan, imanını kurtardı, illiyyuna gitti. Sonraki giden de imanını kurtardı. Orada onlarla görüşürler. Hele bir de salih saliha ise, yani Allah-u Teala sevgisine kavuşmuş ise, onların ruhlarına Allah-u Teala izin de veriyor. Yani bazılarının ruhlarına yardım etme kabiliyeti, kapasite veriyor. Mesela Hızır Aleyhi Rahme gibi. Onu Hızır Aleyhi Rahme, yani ruhu serbest bırakılmış cisim haline dönüşüyor ve yardım ediyor insanlara değişik şekillerde. Yani öyle olanlar da var mı? Evet, öyle olanlar da var. Demek ki ölen kimselerin bir arada bulunması, hadis-i şerif var. El mer'u me'amen ehabbe. Nerede? Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimi seviyor ve sevdiğine itaat etmişse o onunla beraberdir. Onu sevdiklerle beraber görüşürler. O kategorinin içerisinde değilse görüşemezler. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.